hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Haşmettin 2 boy kadar, 8 numaralı Müravi 3 boy kadar gecikti. 4 numaralı Ulu Arat çıktı, liderliği aldı, iyi çıktı, liderliği aldı. 1 numaralı Naif Oğlum onun hemen peşine hamle yaptı. 3-4 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Umberto, Umberto'nun dışına doldurarak 6 numaralı Haşmettin'in gayretleri var. 1000'den çıktı safkanlar, 800'e doğru koşuyorlar. 5. ile 2,5 boy kadar geriden 3 numaralı Savaşçı Tay'ın gayretleri var. Dışında 2 numaralı Sercan Hatun doldurarak 8 numaralı Müravi Ongurba atak yapmaya çalışıyor. 1 boy gerideydi, şimdi 7 numaralı Özar'ın Müravi'nin gerisinde son 600'e geldi. Bir boy farkla 4 numaralı Ulu Arat Düzü'ye de önde çıktı. Solundaki 1 numaralı Naifoğlu'nun gayretleri var. Bu iki safkan birbirlerine yakın. 3 boy kadar geride orta kulvarda 5 numaralı Umberto'nun bariyer dibinde 3 numaralı Savaşçı Tay'ın, daha geri plandan 2 numaralı Sercan Hatun'un gayretleri var. Gerilerden 7 numaralı Özarı'nın da hücumunu izliyorum. Son 200 metreye doğru ortadan bir ol Naifoğlu'm. İç kulvardaki 4 numaralı Ulu Arat'a yaklaştı ama son 200'de de 1,5 boy, 2 boy farkla 4 numaralı Ulu Arat önde. 1 numaralı Naifoğlu'nun uğraşlarına rağmen son 100 metreye farkı 3 boya kadar çıkartan 4 numaralı Ulu Arat önde giriyor. Beyaz bayrak ayna yapıp otayı da 4 numaralı Ulu Arat buluyor. 1 numaralı Naifoğlu'm ikinci oldu. Üçüncülük için 7 numaralı Özlar'ın ve 5 numaralı Umberto yakın girdiler aynaya. Evet, 2 numaralı Selcan Hatun da aynayı 5. geçti değerli yarışseverler. 4 numaralı Ulu Arat fotoyu buldu, Berkan Çığla'yla kazandı.